Bayan merhabalar, herkese selamlar. Merhaba, ben Alp. Rüzgar, neredesin Rüzgar? Rüzgar'ın yuvasına bir bakalım. Eşi attıktan sonraki 8. gün ilk yumurtayı yapmıştı. Bugün 8, 9, 10. gün. 10. gün Rüzgar yuvasında yatıyor. Rüzgar, merhaba. Rüzgar, seni soruyorlar. Merak edenler var senin. Rüzgar'ın yuvasına bakıyoruz. Bakamıyoruz. Kameramız yuvaya sığmıyor çünkü. Evet, ne görelim? Rüzgar yumurtayı ikilemiş. Aferin sana Rüzgar. Birer gün arayla ikinci yumurtasını da yapmış. Bakalım kaç yumurtaya kadar yapacak Rüzgar. Şu yuvayı bir kapatalım hemen. Bu sırada Rüzgar yumurtladı. Kuşların sağlık durumları bomba gibi. Kuşlar çok iyi durumda. Biraz önce ne oldu? Biraz önce şu yuvada albino bir dişimiz var. Bakın yumurtasına yatıyor. Kaç yumurtası var? 3 tane var. Evet, 3 tane yumurtası var. Albino dişi bu yuvada, biraz önce bu yuvayı açtım şöyle. Albino dişi şuraya çıktı. Buradan aşağı yumurtada yattığı için dışkısını biriktirmiş. Buradan aşağıya saldı. Patır patır saldı yani. Niye böyle bir şey yaptın? Hı? Ben buraları temizliyorum. Sen batırıyorsun. Senin canın sağ olsun. Dünya güzeli. Ben temizlerim. Senin yeter ki sağlığın, sıhhatin yerinde olsun. Albino dişimiz 3 yumurta yapmış. Aferin sana. Yorumlarda okuyorum. Sorularınıza ve video fikirlerinize yanıt bulmaya çalışıyorum. Yani yanıtlamaya çalışıyorum. Video fikirleriniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Sorularınız da varsa özellikle YouTube'daki çekmiş olduğum videoların altına sorularınızı da yazarsanız yanıtlar bulmaya çalışırız. Hem diğer arkadaşlar da görmüş olur. Videolarda şey diyen arkadaşlar olmuş. Bu MasterChef Murat var ya, bir tane şerefsiz. Onun eziyet etmiş olduğu papağan Alp abiye gelseydi ölmezdi, kesin yaşardı diyenler olmuş. Yani şimdi papağanın son durumu nedir? Yani onu canlı bir görmek lazımdı, ölmeden önceki tabi. Böyle bir şey olmasına ben çok üzüldüm. Canlılara bile bile kasıtlı bir şekilde eziyet eden insanlardan ciddi anlamda psikolojik sorunlar vardır. Yani ben de çok üzüldüm, çok kızdım. Bu papağan MasterChef Murat'tan bana gelmiş olsaydı ne yapabilirdik? Yani duyduğum kadarıyla papağanın bir ayağı çıkmış diye söylediler. Hani bilemiyorum. Eğer canlı görmüş olsaydım, papağanın ayağı çıkmış olsaydı ya da ayağı kırık olmuş olsaydı bunu tedavi edebilirdim. Gerçekten tedavi edebilirdim. Çünkü daha önce böyle şeylerle karşılaştım. Yani güvercin uçururken güvercinler tele çarpıyordu bizim. Ayağı kırılan, ayağı çıkan, buna benzer sıkıntılı durumlarla karşılaştık. Çıkık ayakları yani güzel bir şekilde hareket ettirip yerini bulup çıkık ayağı yerine takabiliyoruz. Kırıksa da, ayak kırıksa eğer, şöyle iki tane çubuk kırık ayağın olduğu yere güzel bir şekilde iki taraflı çubuk ya da buna benzer kuşa zarar vermeyecek küçük iki tane çatal çubuk gibi ya da böyle nasıl diyeyim, çaylar kahveleri karıştırdığımız tahta kaşıklar var ya, hani kahvecilerde falan oluyor. Onu incelttik böyle iki taraflı bir şekilde kırık
ayak tedavisini yapabilirim. Daha önce yaptım. Çıkıkla alakalı da çıkık yerine takılabiliyor yani. Ama hayvanda ameliyatlık bir durum, buna benzer bir şey varsa ben ameliyat edemem. Cerrah değilim. Ameliyatlık bir durumu da cerrahlar, işini çok iyi yapan veterinerler, onlar yapabilir. Ha ben ne yapabilirdim? Dediğim gibi çıkık ayak varsa onu yerine takabilirdim. Kırık tedavisi yapabilirdim. İki çubuk yardımıyla ayağı sabitleyip hayvanın bir hafta falan o şekilde kaldığı zaman, bir hafta 10 gün kırık bir şekilde kaynıyor. Bakın erkek nasıl ayak atıyor. Bomba gibiler var ya kuşlar, maşallah. Kuşlar bomba gibi. Bir de burada bir erkeğimiz var. Bu da tellere tırmanıyor. Çok kızgın. Sana uygun bir dişi muhabbet kuşu bulacağım. Sözüm söz. Seni de evlendireceğiz. Seni bir yakından görsünler şöyle. Arkadaşlar kuş isteyenler var benden. Kuş satın almak, kuş hediye isteyenler var. Yani biliyorsunuz buraya kuşlarımızı yeni getirdik. Kuş sayısı şu an az yani. Kuş sayısını çoğalttığım zaman çekiliş yoluyla kuşlar göndermeyi düşünüyorum. Yani biraz zamanı var. Biraz sabır lütfen. Yaz ayına kadar bende bayağı bir kuş sayısı olacaktır. O zaman inşallah kuş isteyen arkadaşlara kuş gönderimi yapacağız. Geçen ilginç bir yorum daha okudum. Kuşum yumurtladı, yumurta kabuksuzdu. O yumurtadan yavru çıkar mı diye. Kabuksuz, eğer döllenmiş bir yumurta, o yumurtadan yavru çıkar. Ama yumurta kabuksuz olduğu için dişi kuş üzerine yatacağım derken yumurtayı yırtıp, o zar var, kabuksuz yumurtayı zarla şekilde kanatlı grubunda yumurta oluyor. O yumurtadan yavru çıkar mı? Çıkar. Ama kuş kendisi yatarak o yumurtadan zarar vermeden yavru çıkartamaz. Ona özel bir kuluçka makinesi gerekiyor. Özel bir kuluçka makinesinden yavru çıkar. Ama muhabbet kuşu yavrusunu da kuluçka makinesinden çıkartıp yani beslemek çok zor. Yapanlar var. Papağanlar da falan özellikle kuluçka makinesinden yumurtadan yavru çıkartıp elle besleme yapan çok kişi var. Hatta o şekilde satıyorlar elle besleme falan diye. Çünkü insanlara biraz daha alışkın oluyor. Ama muhabbet kuşunun kuluçka makinesinden yumurtasını çıkartırsınız kuluçka makinesinden. Ama özellikle ilk bir hafta falan bakmanız çok zor olur. Ha bakılabilir mi? Bakılır. Ama günde yani 8-10 defa bir gün içinde ara ara yem vermek, yani şırınga yardımı ile yem vermek gerekiyor onlara. Bir de uygun bir ortamda sıcak tutmasını sağlamak gerekiyor. Yani sıcak olmasını sağlamak gerekiyor. Yani bayağı bakması çok gerçekten zor. Meşakkatli bir şey. Kuşları da göstereyim size. Yem fiyatları ile ilgili sorular var. Yemci toptancı videosu çekeceğim bu ara. İnşallah kısmet olursa. Çünkü yemimiz de azaldı. Yem almaya gideceğim. Yem almaya gittiğimde umarım orada video çekeceğim. Kış aylarında şu an fiyatlar biraz yüksek. Gerçekten yüksek. Kış aylarında biraz daha da yükseliyor. Ama yazın ortasında fiyatlar biraz düşer. Kış aylarında biraz yüksek oluyor.
yem fiyatlarıyla ilgili en yakın zamanda inşallah video çekeceğiz. Dediğim gibi video fikirleriniz, sorularınız varsa yorumlar yapabilirsiniz. Video halinde, video çekerek sorularınıza cevaplar vermeye çalışıyorum. Orem sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Kuşlar zehir gibi ya. Maşallah var ya. Ha son olarak şunu da ekleyeyim. Kuşlarda kalamar kemiği, kuş kumu, vitamin, ilaç kullandığını görmedik diyenler var. Yani kuş kumunun kuşlarda faydası var gerçekten. Ben ara ara kuş kumu veriyorum. Kalamar kemiği pek kullanmıyorum. Yani çok faydasının olduğunu düşünmüyorum. Kullandığım da oldu. Bazen takıyorum, bazen takmıyorum. Hani çok kuşlarda bir kalamar kemiğinin çok bir faydası olmuyor yani açıkçası. Kabuklu haşlanmış yumurtayla mama yaptığımız zaman o da aşağı yukarı aynı görevi görüyor. Canlılarda ben ilaç kullanmaya karşıyım. Nasıl ilaç kullanmaya karşıyım? Pet shoplarda falan satılan ilaçların birçoğunun içinde ne olduğu belirsiz yani. Bir de ilaç kullandığınız zaman hayvanların o kullanılan ilaca göre bağışıklık sistemi zayıflıyor. Yani bir ilaç kullandığınız zaman o ilacı sürekli kullanmanız gerekiyor. O ilaca göre bir bağışıklık kazanıyor. Ayrıca yan etkileri de olabiliyor. Tüy dökülüyor. Yani birçok yan etkisi de görülebiliyor. Kuş kumu, kalamar kemiği, vitaminler, ilaçlarla ilgili de yani ben böyle yapıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.